Bizim bölgemiz tarım ve hayvancılıkla geçinen bir bölge. Tabii 2 yıldır tarımdan çok müthiş zararlar ediyoruz. Evet. Geçen yıl tarımda kullanmış olduğumuz gübrenin fiyatları bugün %170. %170 civarında artış yaptı. Evet. Tabii tarımda kullandığımız elektrikte tabii %25 gibi bir zam diyorlar ama bu %25 değil %40'ın üzerinde bir zam geliyor. Evet. Çiftçimiz şu anda çok zor durumda. Bugün gelen elektrik faralarını ödememekte. Ve bu konudan dolayı elektrikleri kesilmekte. Evet. Bu konuları mecliste gündeme getirip bölge çiftçilerimize yardımcı olmanızı talep ediyoruz. Saygılar sunarım. Saygı benden. Değerli arkadaşlar, önce şunu ifade edeyim. Çiftçi arkadaşlarıma, kardeşlerime söyleyeyim. Tarım stratejik sektördür Sayın Başkan. Arabanız olmayabilir, buzdolabınız olmayabilir, televizyonunuz olmayabilir ama günde her gün yemek yemek zorundasınız. Siz, aileniz, çocuklar, bizim karnımızı doyuracak olanlar da çiftçilerdir. Yani üretenlerdir. Yani alın teri dökenlerdir. Yani sabahleyin tarlaya gidenlerdir. Arpasını, buğdayını, mısırını derleyip, toparlayıp belli bir karla satan ve geçimini sağlayanlardır. Dolayısıyla tarım bütün dünyada her yerde stratejik sektördür. Çiftçiye her türlü desteğin verilmesi lazım. Bununla ilgili parlamentoda 2006 yılında bir kanun çıktı. Kanunun adı Tarım Kanunu. Kanunun 21. maddesine göre çiftçiye her yıl bütçeden milli gelirin en az %1'i oranda pay verilir diyor. Bugüne kadar %1 oranda bir pay verilmedi. Çiftçinin şu anda devletten 211 milyar lira alacağı var. Bir daha ifade edeyim Sayın Başkanım. Çiftçinin devletten kanuna göre en az 211 milyar lira alacağı var. Şimdi bu alacağı ödenmediği gibi yeteri kadar teşvik de verilemiyor. Gübre fiyatı sadece sanmayın burada. Türkiye'nin neresine giderse gidelim aynı fiyat zaten. Evet. Gübre fiyatı almış başını gidiyor. Diğerler de aslında tohumdan tutun elektriğe kadar, ilaca kadar her şey dolara endeksli. Dolayısıyla fiyatlar sürekli artıyor ve çiftçi de elde ettiği ürünün karşılığını alamıyor. Normalde iyi bir planlama yapılması lazım ve o planlama çerçevesinde de çiftçiye belli bir gelirin garanti edilmesi lazım. Devlet tarafından garanti edilmesi lazım. Maliyeti kaç lira bunun? 100 lira diyelim. 25 lira kar verecek. Biliyorum doları da yok, piyasada doları yok. Onu hallettiler. 128 milyar doları hallettiler. Yok piyasada. Ama benim size bir sözüm var. Sözüm var. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bütün bu rezaletlere son vereceğim. Dolarları bulacak Allah'ın izniyle. Çiftçi kazanacak, üreten kazanacak, esnaf kazanacak, sanayici kazanacak. Yani kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa desteği ona vereceğiz. Öyle gidip de devleti soyanın peşinden devlet gitmeyecek. Devleti soyanın hesabını soracağız. Neden soydun kardeşim? 128 milyar dolar eğer bizde olsaydı, kefen paramız olsaydı herhalde bu kadar da zam gelmezdi. Bütün bunların hepsini biliyorum. Hepsini çözeriz. Allah'ın izniyle desteğinize ihtiyacımız var. Sayın Genel Başkanım, şu anda çiftçimizin yapmış olduğu elektrik parası. 70 yıl oranla bu yıl oranla aynı miktarda. Evet. %40 civarında. %50'ye yaklaşıyor. Örnek veriyorum giden 50 seneki... 50 bin lira. Evet. 50 bin lira, evet. Giden seneki gübre fiyatlarımız 1800 lira 5000 lira. 1800 lira 4800 lira. 2000 lira 6900 lira. Yani %170'in üzerinde. En son bir soru önergesine Sayın Başkan. En son bir soru önergesine diyorlar ki çiftçinin elektrik borcu 22 milyon lira. Türkiye genelinde 22 milyon lira elektrik borcu var. Çiftçi ödeyemiyor. Evet. Kazanamadığı için ödeyemiyor. Evet. Sayın Genel Başkanım, geçen yıl hasat döneminde 8,5 liraya sattığımız şu kuru fasulyenin fiyatı şu anda TEMO'nun açıklamış olduğu fiyat 7750 lira. Bizim maliyetler girdiler %100'ün üzerinde arttı. Fiyatlarımız da 1000 lira civarında geri çekti. Evet. Yani biz bu dengesizliğin bir önüne geçilmesini talep ediyoruz. Bakın şu anda gelecek diye de 1 milyon lira dün zam yapıldı. Efendim neye? Dün bir fasulye 1 milyon lira tam zam yapıldı. Yok, zam genel yok, başkan bilginiz yok onda. 8500 evet. lira oldu. 7775 lira. Hayır. Dün ben de gezdim. Temoyla ben gezdim. 7000 Dermoson 7750 lira. Yanlışınız var. 8,5 lira değil. Horoz fasulye 8500 lira. O da bizim burada yok. O iri fasulye. Evet. Ama 21.7 büyümüştük. 20 senede. Vallahi birileri büyüdü yalnız. Büyüdü evet efendim. Çiftçi hariç, esnaf hariç, manav hariç, bakkal hariç bunlar büyümedi ama birileri büyüdü. Onu biliyoruz yani.
Hiç meraklanma. Biraz sabredin. Sandık gelecek, sabredin. Benim sizden isteğim o. Sandık gelecek, sabredin. Bütün bunlar hepsini düzelteceğim. Kamuoyunda da size bölgemizin sorunları olarak rapor halinde size sunayım. Tamam. Ben bunu inşallah mecliste... Bunu mecliste de dile getiririz. Meclis dışında da dile getiririz. Getirmek zorundayız. Yani vatandaşın sorunu varsa çözmek zorundayız. Artı sizin sorununuz, Türkiye'nin sorunu. Yani şimdi bakın. Buğday alıyoruz ucuza Türkiye'de, dışarıdan buğday ithal ediyoruz daha pahalıya. Efendim şimdi buğday ekiyorsunuz, Toprak Mahsulleri Ofisi alıyor, ucuza alıyor ama buğday yetmediği için buğdayı dışarıdan alıyor, dolarla daha pahalıya alıyor. Yani kazanan bizim çiftçi değil, yurt dışındaki çiftçi oluyor. Siz ayrıca gübreyi alırken, ilacı alırken, yemi alırken süt üreticileri için ifade edeyim. Pahalı alıyorsunuz, sürekli zam geliyor. Tamamı dolara endeksli, avroya endeksli. Dolayısıyla siz zarar ediyorsunuz. Kar elde etmiyorsunuz, gelir elde etmiyorsunuz. İki Trakya büyüklüğü de alan, iki Trakya büyüklüğü de alan çiftçi tarafından ekemiyor artık. Çünkü ektiğim zaman zarar ederim diyor. Bundan kurtulmamız lazım. Çiftçi ürettiği zaman hepimizin karnı doyacak. Hele bu pandemi sürecinde tarımın ne kadar önemli bir sektör olduğu da ortaya çıktı. Bizim bereketli topraklarımız var. Bakın ben size bir örnek vereyim. Hollanda örneğini çok sık veriyorum. Hollanda Konya'dan küçük bir devlet. Konya'dan küçük bir devletin yıllık tarım ürünü ihracatı, ihracattan söz ediyorum, 180 milyar doların üstünde. 180 milyar dolar. Bizim tarım ürünü ihracatımız ise yaklaşık 18-20 milyar dolar civarında. Yani Konya'dan küçük bir devlet, devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden çok daha fazla tarım ürünü elde ediyor, çiftçisi kazanıyor, hiç kimse zarar etmiyor, hiç kimse iflas etmiyor, herkes üretiyor, herkes kazanıyor ve kişi başına gelir de 30 bin, 35 bin, 40 bin dolar kişi başına gelir. E şimdi ben bizim çiftçinin halini düşünüyorum. Ya sabahın köründe kalkarsın, günün emeğini verirsin, çoluk çocuk hep beraber çalışırsınız. Üretirsiniz, su bulursunuz, elektrikli, suydu, maliyetli, gübreydi vesaire falan filan. Sonra da gelir malınızı satmaya kalkarsanız beklediğiniz karı elde edemezsiniz. Düğününüzü, derneğinizi huzur içinde yapamazsınız. Ya bütün bunları biliyorum. Eskiden çiftçi böyle değildi. Eskiden çiftçi eklerdi. Eskiden çiftçi ürünü bayram içinde kaldırırdı. Sevinirdi, eğlenirdi, düğününü yapardı. Çoluk çocuğunun rızkını sağlardı. Ve kasabaya giderken de güzel, keyifle kasabaya giderdi. Cebinde parası vardı, özgüveni vardı. E bunları biz hep yaşadık, ben bunları biliyorum. Ama şimdi bunların büyük bir kısmı yok oldu. Dolayısıyla çiftçi perişan vaziyette. Çiftçinin durumunu düzeltmenin yolu için, düzeltmek için geçmişte bir kanun çıktı 2006 yılında. 2006 yılında adı Tarım Kanunu. 21. maddesine göre diyor ki çiftçiye her yıl bütçeden milli gelirin %1'i oranında pay verilir. Milli gelirin %1'i oranında. Verilebilir demiyor. Verilir diyor. Emredici diyor. Vereceksin diyor. Ama bugüne kadar 2006-2021 bu para verilmedi. %1 verilmedi. Bazen %0.5 verildi. Bazen %0.6 yani onun %60'ı kadar verildi. Ama hiçbir zaman %1'i verilmedi. Dolayısıyla çiftçinin devletten 2006 yılından bu yana 211 milyar lira alacağı var. 211 milyar lira. Bunun için ben Ziraat Odaları Başkanımıza da söyledim. Allah aşkına bir dava açın ya. Hakkınızı bir arayın diye. Fakat insanlar çekiniyorlar. Dava açsak başımız belaya girecek diye. Evet. Korku imparatorluğu var. Çekiniyorlar. Ama bu para size verilecek. Bakın ben çiftçi kardeşlerime şunu da ifade edeyim. Çiftçilerin ister bankalardan, ister tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz başkan. İnşallah. Faizlerin tamamını sileceğiz. Ana parayı da makul bir takside bağlayacağız. Bunu aynı şekilde esnaf için de yapacağız. Çünkü çiftçi de esnaf da toplumun ana omurgasını oluşturur. Ana deneyidir. Eğer çiftçi ekemezse, üretemezse biz perişan oluyoruz. Tarım kredi kooperatifi faizleri %40. Biliyorum. %32. Onların tamamını sileceğiz. İnşallah başkanım. Ama silmemiz için bize yetki vereceksiniz. Tabii ki. İttifaka. Her zaman. Millet ittifakına yetki vereceksiniz. Biz göreceksiniz. Bir hafta içinde, öyle uzun uzun değil. Bir hafta içinde bir kararla ve çiftçinin faiz borçları silinmiştir. Geçenlerde tarım kredi kooperatifine gittim. Ana borcum 114 lira. Mevcut borcum 314 lira.
3 yılda 210 lira faiz işlemiş. Evet. Hadi biz bu zaten yıl, bittik hayır, yani. Hani bu yıl tahammül ettiniz. Bir daha bir sonraki yıl tahammül ettiğiniz zaman nereye kadar gidecek? Yani çiftçiye destek verilmesi lazım. Bakın bunun içinde izlenecek yol çok açıktır, çok nettir. Buğday mı ekiyorsunuz? Dönümde buğdayın maliyeti bellidir. Kullandığınız ilaç bellidir. Kullandığınız gübre bellidir. İşçiliği bellidir. Emeği bellidir. Kullandığınız su bellidir. Bunun bir maliyetini çıkarırsın. Dersin ki bunun maliyeti 100 liradır. Üstüne makul bir kar koyarsınız. %25 kar. Dersin ki 25 lirada karım var kardeşim. Ben senden toprak mahsulleri olarak 125 liraya bunu alacağım. Ama üretici derse ki yani çiftçi, tüccar derse ki ben 130'u alıyorum götür umaz oraya sen. Ama 125'in altına hiçbir zaman indirmeyeceğim. O zaman da devlet olarak toprak mahsulleri ofisi olarak ben alacağım. Böylece çiftçinin zarar etmesi yok efendim. İster buğday ek, ister arpa ek, ister mısır ek, ister efendim fasulye ek, mercimek ek. Yani maliyet artı makul bir kar yapacaksınız. Çiftçi hiç zarar etmeyecek. Çiftçiyi zarar eder noktaya getirseniz Türkiye'yi aç bırakırsınız. Bakın şu anda Avrupa'nın bütün devletleri diyorlar ki 83 milyonluk Türkiye'yi kim doyuracak? Onlar kendi aralarında ben doyuracağım diyor, diyor ben doyuracağım diyor. Ya kardeşim biz kendi karnımızı doyuramıyor muyuz? Toprak yok mu? Var. Güneş var. İnsan var. Topraklar bereketli. Suyumuz da var. Çalışacak emek veren insan da var. Bakın çalışacak insan da var. Peki nasıl oluyor da biz üretmiyoruz da gidiyoruz dışarıdan üstelik daha pahalı alıyoruz. Hani derler ya. Desteği de çiftçiden alıyor. Her musibetten bir ders çıkarmamız lazım. Her musibetten bir ders çıkarmamız lazım. Aynı sıkıntıları çekiyor. 20 yıldır musibetten kurtulamadık. Sandık gelecek, dersini verecek. İnşallah. Memleketi bu hale kim getirsin, dersini vereceksiniz. Ben bunun farkındayım. Sadece çiftçi olarak siz sıkıntıya girmiyorsunuz artık. Esnafta sıkıntı da, sanayici de. Herkes sıkıntı da aslında. Herkes. Üretici sıkıntı da olmamalı. Evet. Herkes sıkıntı da. Sıkıntı da olmayanlar dolarla devlete borç para verenler. Onların durumu iyi. Şu anda bankalardaki mevduatın %55'i dolar, Türk lirası değil. Geçen sene Tolu'dan dolayı 110 dolar hasırlanmadı. Ben evet. Aksaray tarafında kiracıyım. Evet. Bölgeden geldiler, hasar tespitini yaptılar. Bana çıkan para 27 milyar 850 milyon. Para yatmış 5,5 milyar. Ben buradan gittim Aksaray'a. Evet. Bu dedim bu arpa marfa değil. Bu fasulye niye bu kadar az çıktı diye adam çıkardı bana bilgisayardan. Sana dedi 27 milyar 850 milyon gelmiş. Bana yatan para 5,5 nasıl oluyor diyor. Külliyeden bu kadar gelmiş diyor. Bunlar da çıktı. Çiftçiye destek gitti. Nerede benim 21 milyarım? Yok. Neyse külliyedekilerin bedelleri biraz büyük onlar. Bana öyle söyledi Sayın Genel Başkan. Evet. Bir de geçen sene faturalarını kestirdim. Yani Aksaray'daydı benim kiracım üstüne kestirdim. O zaman bize ÇSK vermiyorlar açıkçası. Evet. Verdiği zaman tallayı vermiyorum diyor. Kestirdim buradan derin uydan konuşturdum karşıyı. Aksaray'ın şeye vardım. Tarım ilçiye faturayı veriyorum. Adam dedi burada biz fatura kabul etmiyor. Benim 15 milyar da oradan gitti. Faturalar halen duruyor. Özelleştirme Aksaray'da bizi soyuyor. Özelleştirme bizi soyuyor. Vatandaşı Aksaray'da soyuyor özelleştirme. Merkezde desteklemiyormuş. Ağaç koy da var. Şey de var. Yani sonuçta çıktı da parayı verdik korunuyor. Destekleme alamıyor. Sayın Başkanım bir de şöyle. Mesken elektrik faturasıyla tarımsal sulamanın elektrik parası daha yüksek. Tarımsal sulama 1050 lira, mesken elektrik sulama 900 küsürlerde veyahut da binlerde. Biz üretiyoruz, diğeri keyfi yakıyor, ihtiyacından yakıyor. Biz üreterekten ondan daha fazla para harcıyoruz. Elektrik fiyatları, elektriği özelleştirdiğine bakın. Her yerde, her yerden zam geliyor size. Her yerden. Aynen. Üç seferde daha zam geliyor. Elektriğe gelecek, doğalgazda gelecek, gübreye gelecek, her şeye zam gelecek. Geliyor zaten. Zamlardan millet bunaldı. Suriyeliler konusunu sordun. Hiç meraklanma. En geç 2 sene içinde bütün Suriyelileri, Afganları hepsini göndereceğiz. Hiç endişe yok. Bu memlekette kardeşim kendi karnımızı doyurduk da kaldı onlar mı? Ya bu konuda çok duyarlıyım. Irkçılık yapmıyorum. Gelen kişilere kızmıyorum. Onları getirenlere kızıyorum. Dolayısıyla onları davulla, zurnayla kendi memleketlerine göndereceğim.
Herkes kendi memleketine gitsin. Orada huzur içinde yaşar. Yardımsa ben gene orada da yardım edeyim. Burada değil ama. Orada yardım edeyim. Onların can güvenliğini sağlayacağım. Onlara yardım edeceğim. Evini, yolunu, okulunu yapacağım. Kendi memleketlerine gitsinler. Hem diyorlar yerliyiz, hem milliyiz. Türkiye'nin dokusunu değiştirdiler ya. Etnik yapısını değiştiriyorlar Türkiye'ye. Dolayısıyla biz bunları kaldıracağız. 20 yaşında delikanlılar, sen niye geldin Suriye'den? Savaş var. Bizim çocuk niye gidip onları koruyor? Afganistan 24 saatte teslim oldu. Hiç mi vatansever yiyormuş Afganistan'ın içinde? Hepsi burada. Tamam. Gençler burada. Tamam. Afganlı gençler burada. Biz de askeri oraya gönderiyoruz. Burada. Bizim askerin yukarıda satılık mı Allah aşkına ya? Tamam. İşte. 2900 kilometre ötede. 2900. Ya 2900 kilometre öteye. Niye gitsin bizim askerimiz? Doğru söylüyorum. Burnu kanamasın bizim askerimizin. Ayağına taş değmesin. Bir de Sayın Genel Başkanım, askere çocuğunu göndermeyen adam askerin kıymetini bilmez. Askerlik yapmayan askerliği bilmez. Benim 3 tane oğlum doğuda, güneydoğuda askerlik yaptı. Bir Suriyelinin hakkına sahip değil, biliyor musun? Evet. Değil. Bir bak, ben onun üstüne tarla açtım. Benim hesaplarımda blok olduğundan kaydırdım yani. Tarlaları evet. Onun üstüne yazdırdım. Bağkuru almışlar. Adamın yeşil kartı yok. Çocuk parası almaz. Almam da yani. Allah göstermesin. Bir Suriyeli elini kolunu sallıyor. Çekip koyup gidiyor. Alacağını da alıyor. Kaç lira verdik? 40 milyar dolar. Tamam. 40 milyar doları çiftçilere verseydik. 40 milyar doları sizlere verseydik. 40 milyar dolar bu ülkenin üreticilerine, çiftçisine, alın teri dökene verseydik. Türkiye'yi o zaman şaha kaldırırdı. Tamam. Şimdi yokuş aşağı gidiyoruz. Freni patlamış bir kamyonda. Allah sonumuzu hayır eylesin diyorum. Dolayısıyla hepimiz düşünmek zorundayız. Sandık gelecek. Bundan kaçma şansları yok. İnşallah sandık, zaten... sandık gelecek. Oturup bunlara demokratik yollardan bir ders vereceğiz. Bu millet bu fırsat. Yoldan toka diyecekler Genel Başkanım. Genel Başkanım, bu Türkiye bu uçurumda neye gidiyor? 5 kilo sütten vergi kesip de mülteci bislemenin, 25 yaşında Afganlıları bislemenin bizim var mı bir hakkımız? Bu Türkiye şehit kanlarıyla sulandı. Benim dedem Çanakkale'de şehit düştü. Var mı bir şey bunda? Bu Türkiye nereye gidiyor? Anacığım, hepsinin farkındayım. Hoş bulduk. Hiç meraklanma. Hepsini göndereceğim. İnşallah. Bu memlekete huzuru getireceğim. Hangi partiden olursa olsun bu memlekette yaşayan herkesin huzura ihtiyacı var. Biz kadınların hakkı nerede? Nerede? Kadınların hakkını da sonuna kadar savunmak lazım. Her gün 3-4 tane kadın ölüyor. Her gün 3-4 tane kadın ölüyor. Nerede bu kadınlarım? Kadınların haklarını da vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Onu istiyoruz. Hele kadın hakkı istiyoruz. Sizin hakkınız ödenmez zaten. Yani annelerin hakkı hiç asla ödenmez. Zaten ödeyemeyecekler de. Öyle ama hakkını teslim etmek lazım. İnşallah. Hadi gideriz. İnşallah. Allah'ın emriyle. İnşallah. Tamam, geç yanına dönelim. Bana karımdan öyle mi? Geç alayım. Seni inşallah başa getireceğiz seni. Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Alacaklarımız çiftçilerimizi mahsulde para etmeyince biz de borçlarımızı haliyle toplayamıyoruz. Evet. Ve biz de bu yüzden üzüntülüyüz. Yani sizlerden, iktidardan. Kaç lira tutar bunlar ya? Vallahi bir 600-500 o ara bir şeyler. 500 milyar falan çiftçinin borcu oluyor. Geçmiş evet, yıllardan biriken evet, 500 bin TL diyelim yani. Evet. Mesela bu 2011. Ondan bu, sonra insanlar 2011. Ödeyemiyor. İşte geçen sene mahsulleri para etmemişti. Bir kısmını evet. Ödeyemedi. Bu yüzden zorlanıyoruz. Evet. İşte ne bileyim işte yerel ulusal mağazalara marketler açılıyor artık. Evet. Bizim peşin paralarımız da oraya gidiyor. Bunlara bir dur demesini istiyoruz. Mesela bazı ürünlerde zorlanıyoruz. Sigara yerine koyamıyoruz. İnsanlar sigarayı falan veresi istemeye başladılar. İşte o şekilde zorlanıyoruz. Çekirdeği bile veresi biliyoruz. Efendim? Çekirdeği bile veresi biliyoruz. Çiftçiler zor durumda. Çiftçi öyle olunca biz de zorlanıyoruz. Aldığı, sattığımız ürünü yerine koyamıyoruz. Yok, evet. Çok bundan şikayetçiyiz. Bütün esnaf ondan şikayetçi. Diyor ki malı satıyorum, gidip alıyorum, aynı malı almak istiyorum. Bakıyorum zam gelmiş.
Ben 5 tane aldıkken bu sefer 4 tane alıyorum. Sonra 3 tane alıyorum. Dolayısıyla geçinemiyorum diyor yani. Eskiden bize gelen firmalar uzun vadeli mallar veriyorlardı. 45 gün, 50 gün, 2 ay gibi. Evet. Şu anda artık diyor ki ya kart ya para diyor. Mesela biz de bunu nakit alıp çiftçiye dağıtıyoruz. Bunda zorlanıyoruz. Bayağı bir zorluk çekiyoruz. Daha uzun vadeli veremiyor çünkü orada i̇şte, zam evet, geliyor. Evet, yani ondan dolayı. Ama biz burada insanlar küçük bir yer olduğundan yok dediğimizde insanlar bu kez gelmiyor. Evet. Mecbur vermek zorunda kalıyoruz. Bu kez kendimiz zorlanıyoruz. Bir de burada yüz yüze bakıyorsunuz yani. Evet. Darılma falan oluyor zaten. Böyle kızgınlıklar güvende zaten yani. Defter yani. Senet almıyorsunuz. Yok. Tabii. Halk esnafın çok kazandığını zannediyor. Yok, efendim. Hükümeti yönetimi görmüyor. Orayı esnaf bilmiyor. Fazla kazanmıyor. Kazanmıyor efendim. Halk öyle zannediyoruz. Hep zam yapıyorsunuzdur. Halbuki enflasyon olayı var. Enflasyon durmadı. Alıyorsunuz. Evet. Siz zararına satacak haliniz yok. Onu bilmiyorlar, onu göremiyor çok maalesef, kişiler. Maalesef. Köy esnaflar, küçük esnaflar çok mağdur durumda kalıyor. Zincir marketlerde zincir çok şikayet var. Evet. Şimdi sokak aralarını da gidiyor. Evet, yani oradan çok şikayet. Orada da şikayet ediyor. Esnaf da şikayet ediyor. Onunla ilgili bir yasal düzenleme yapılması lazım. Yani. Yani ana cadde üzerinde belki olabilir ama şimdi köy yerlikte, kasabada, ara sokaklarda zaten esnaf gidip ana cadde üzerinde dükkan açamaz. Bir mahallede açıyor, küçük bir yeri oluyor, mütevazi bir yeri oluyor. Onun yanına da bir zincir market açılınca onun alımıyla sizin alımınız aynı değil. O gidiyor, diyelim ki jilet alacaksa 1 milyon jilet alıyor. Sizin alacağınız kaç tane yani? Sizin alacağınız 20 tane, 50 tane, 100 tane yani. Dolayısıyla onların alım gücü, rekabet gücü size göre çok daha güçlü. Yani alıyorlar, daha ucuza satıyorlar. Satınca vatandaş. Ben Ankara'da bu işlerin içindeyim. Büyük yerel marketlerin tedarikçisiyim ben. Evet. 94 yılından beri Ankara'da bu işlerin içindeyim. Yani gerçekten çok hızlı bir büyüme var yerellerde. Tabii küçük esnaf güç gösteremiyor onların da gösteremem. İnşallah çözülecek. İnşallah. İnşallah. Hiç karamsar değilim. Umutsuzluğa kapılmaya da hakkımız yok. Bu memleket güçlü bir devlettir. Hepimiz devletin birer bireyiyiz. Burada çalışıyoruz, üretiyoruz, kazanıyoruz, harcıyoruz. Ama huzur olması lazım. Evet. Herkesin kazanması lazım. Bunun yolu da sandık gelecek inşallah. İnşallah. Elimizi bir açalım efendim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Rüyam sarıyor başkanım. Merhabalar. Hayır, rüyadayız sanki. Merhaba güzelim. Nasılsınız? İnşallah. Merhabalar. İnşallah başa geçeceğim başkanım. İnşallah. 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 Dürüst başkanım. Tamam. Senden gurur duyuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi hoşça kalın. Ölmeden bu yerde. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misin? Allah rahmetli Ecevit'in fotoğrafını. Evet, Allah rahmet eylesin. Sağ olun, sağ olun. Hadi hoşça kalın. Hadi hoşça kalın. Allah hoşça kalın. Eyvallah, sağ olun. Allah korusun. Pardon efendim. Gel. Tamam. Hoş geldin. Şöyle yapalım, estağfurullah. Şöyle yapalım, topluca. Teşekkürler efendim. Tamam. Ocağının demirbaşı. Evet, evet. Bunu Demirbaş'a kaydetmenizi tamam. Genel merkezimizde Z kuşağına. Evet. Çok değerli. Evet. Tamam. İlgisi ve halkın bizden beklentilerini gösteriyor. Güzel. Daha önceki örgütümüzde kadınlarımız maalesef yer alamıyordu ama şu anda kader başkanı ve kadınlar geçti. Hocam kader başkanı vesilesiyle kadınları daha derledi topladı. Kesinlikle daha aktif çalıştığı için teşekkür ediyoruz. Hem ilçe başkanımıza hem ilçe başkanımıza. Kadınlar bir şeye el attıysa kesin sorun. İnşallah başkanım. Kadınlar kurtaracak dünyayı. İnşallah. Abi, meydana gidelim çay. Bulunduğu bir ortamda gübre fiyatlarına, ilaç fiyatlarına gelen zamları gördük. Üretilen ürünlerin çiftçinin arzu ettiği fiyattan alıcı bulamadığını, dolayısıyla çiftçilerin büyük zararları olduğunu, elektrik borçları olduklarını ifade ettiler. Aslında bu sadece size özgü bir olay değil. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim benzer bir dert var. Vatandaşımız huzursuz. Hep beraber bir şey bekliyoruz. Bu memlekette huzur olsun istiyoruz. Beraber yaşayalım, birlikte yaşayalım. Fazla kamplaşma oldu. Fazla bölündü toplum, ayrıştı toplum. Toplumu ayrıştırmamak lazım, bölmemek lazım. Hepimiz aynı kahvede oturuyoruz, çay içebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz, camiye gidebiliyoruz. Dolayısıyla ibadetimizi yapabiliyoruz. Ayrımcılık olmaz. Ayrımcılık yapmamak lazım.
Bu memlekette herkesin karnının doyması lazım. Çiftçinin kazanması lazım, esnafın kazanması lazım, manavın, bakkalın, kahvecinin kazanması lazım. Bunlar olabilirse memlekette huzur olur. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar demiş atalarımız. Birisi karnını doyurup krallar gibi yaşarken öbür tarafta çocuk yatağı aç giriyorsa bir sorunumuz var demektir. 19 yıldır ülkeyi yönetiyorlar, 20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. En sonunda geldiğimiz nokta ülkede huzur kalmadı, bereket kalmadı, evlerde huzur kalmadı. Çocuklarımız işsiz, çiftçi, vatandaş, herkes bir şekliyle ya ne olacak bu memleketin hali diye düşünüyor. Sizden tek isteğim var, umutsuzluğa kapılmayın. Bu memleket büyük bir memlekettir, güzel bir memlekettir. Bu memleketin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları çözülebilir. Bütün sorunlarını çözebiliriz. Yeter ki iyi niyetle hareket edin. Yeter ki güzellikle hareket edin. Yeter ki kendi cebinizi değil, vatandaşın cebini düşünün. Yeter ki ben zengin olayım diye değil, vatandaş zengin olması lazım. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyasete giren kişi zenginleşmez. Böyle bir kuralı da yoktur. Zaten siyasete giren adam zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur. Buna izin vermemek lazım. Önümüze sandık gelecek. Ne yaparlarsa yapsınlar sandık gelecek. Her bir vatandaşımın geçmişte hangi partiye oy verdiyse hepsine saygı duyarım. Ama önümüze bir şey var. Bir sandık gelecek. Bakın şu anda resmi rakamlara göre 3600 Suriyeli var. Yine kendilerinin ifade ettiği resmi rakamlara göre de 600-700 bin Afganlı var. Ya bu memleket Afganlara ya da Suriyelilere, Suriyelilere depo edilecek bir memleket mi Allah aşkına ya? Burası mülteci deposu mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir anlayış olabilir mi? Ben mültecilerin hiçbirisine kızmıyorum. Onun altını çizeyim. Onlar da insan. Kızmıyorum. Onları buraya getiren insanlara kızıyorum. Sınırları açıp yol geçen haline getiren, ülkeyi bu hale getirenlere kızıyorum ben. Onlar yapıyorlar bunu. Ben İran sınırına gittim. İran sınırındaki gümrük görevlileriyle görüştüm. Onlarla konuştum. Buradan Afganlar geliyor mu dedim. Yok bizden gelmiyor. Gelse bile pasaportunu göstermek zorunda. E peki nasıl yürüyor böyle? Yüz binlerce kişi. Kafile kafile geliyorlar. 2900 kilometre yolu aşıyorlar. İran sınırını aşıyorlar ve Türkiye'ye geliyorlar. Hiçbirisinin yanında çocuk da yok. Hepsi genç. Askerden sanki yeni gelmiş kişiler. Ellerine silah verseniz savaşa gidecekler. Peki bunların Türkiye'de ne işi var? Bunların kendi hangi sınırdan geliyorsa o sınırın gereği olarak kendi ülkelerine yani İran'a iade edilmeleri lazım. Onlar da Afganistan'a mı iade ederler? Başka bir şey mi? Onu çözmeleri lazım. Biz kendi karnımızı doyuralım. Çocuk çocuğumuza bakalım. Onlar da insan. Elbette onların da sorunları varsa onların sorunlarıyla da ilgilenelim. Ama benim bu millete sözüm var. En geç 2 yıl içinde ben bütün Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğim. En geç 2 yıl içinde. Efendim bize para verirseniz biz mülteci alırız diyorlar. Az önce ifade ettim. Suriyelilere harcanan paranın 40 milyar dolar olduğu söyleniyor. Kim söylüyor? Devletin başındaki kişi söylüyor. 40 milyar dolar parayı harcadıysanız. 40 milyar dolar parayı harcadıysanız 40 milyar doları bizim çiftçiye verseydiniz ne olurdu? Sadece Türkiye'yi değil bütün Orta Doğu'yu beslerdi. Avrupa'yı beslerdi. E 40 milyar dolar veriyorsun. Peki karşılığında ne alıyorsun? Hiçbir şey almıyorsun. Kimin parası 40 milyar dolar? Bizim paramız. O zaman Suriye işine biz niye girdik? Niye kavga ettik? Hani 24 saatte gidecektik Emevi Camii'nde namaz kılacaktık. Biz oraya gidemedik ama 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi. Bütün coğrafyada var. Dokularımız bozulacak. Bakın bunu da altını özenle çizmek isterim. Dokularımız bozulacak. Ben insanları seviyorum. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun insanlara hizmet etmeyi de seviyorum. Ama herkes kendi ülkesinde daha güzeldir. Herkes kendi ülkesinde huzur içinde yaşamak ister. Bizi çok zengin, varlıklı bir ülkeye gönderseler bile biz gelip kendi ülkemizde yaşamak isteriz. Bu topraklar bizim topraklarımız. Bu topraklarda beraber yaşamalıyız, birlikte yaşamalıyız ve en önemlisi huzur içinde yaşamalıyız. Ben bu huzuru sağlayacağım. Size sözüm söz.
Geçmişte ne olursa olsun. Geçmişi bırakalım. Ben bu huzuru sağlayacağım. Bu ülkede kim olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun. Bakın gençlerimiz geleceği yurt dışında arıyor. Niye bizim ülkemiz kötü bir ülke mi? Çiftçimiz sorunlu, esnaflı sorunlu. Herkesin derdi var. Ama çözülecek Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle. Sandık gelecek, gideceksiniz. Türkiye'nin kaderini değiştireceksiniz. Güçlendirilmiş demokrasiyi getireceğiz. 100 yıl geçti cumhuriyetten bu yana. 100 yıl, 100. yılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. İnşallah bunu yapacağız. Herkesin karnını doyduğu, herkesin karnını doyduğu bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. İnşallah bunları yapacağız. Çayımız da geldi. Herkese çay ısmarlamadın başkan. Çay paketi yok mu vatandaşın kafasına atasın diye? Çay paketi biz gönlümüze atıyoruz, gönlümüzü, yüreğimize atıyoruz. Gönlümüzü, yüreğimizi. Anne gayet güzel söylüyor diyor, bize çay paketi değil, çocuklarımız işsiz, çocuklarımıza iş lazım diyor. Çay paketi değil, iş lazım bize diyor. Doğrudur, doğrudur, sağ olun. Dediğim gibi Türkiye zengin bir ülke. Kaynağı nerede harcayacağın, bu önemlidir. İnsan için, insan iyiliği için harcadığında para her zaman vardır. Para yok diye bir şey yok. Türkiye zengindir. Çünkü hepimiz vergi ödüyoruz. Dolayısıyla verginin nereye gittiğinin de hesabını sormamız lazım. Bunu da soracağız. Yani birileri götürüyor, ben onu biliyorum ama onun önüne geçeceğim, siz hiç meraklanmayın. Kararlıyım, çok kararlıyım. Bu memlekete, bu memlekete bereketi getirin, bereketi. 28 milyar dolar nereye gitti? Sen hesabını hiç veriyor mu adam? Sen hiç meraklanma, bu 128 değil aslında. Çekileceğim başkanımın. Bütün milyar dolarların hesabını soracağım. Sen hiç meraklanma. Evet, bizim de tüyü bitmemiş. Bakınız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek en büyük günahtır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek en büyük günahtır. Dolayısıyla kul hakkı, kul hakkıyla yüce Rabbimiz diyor, kul hakkıyla karşıma gelmeyin diye. Dolayısıyla kim kul hakkı yediyse onun hesabını sormak da bizim görevimizdir. Sağ olun.